Kızım ne yapıyorsun? Sana yardım etmeye geldim anne. Olur tabii kızım, eğer ödevlerini bitirdiysen. Evet, yani az kaldı. Peki şu ocaktaki pudingi karıştırır mısın benim için? Peki anne. Anneciğim. Efendim kızım. Ya anne, ben bugün arkadaşıma gidebilir miyim? Misafirimiz var bugün kızım. Lütfen, ne olur. Ay, olur ama nedenmiş bakalım. Anne, yumağın arkadaşları beni çok seviyor. Sonra da beni bırakmıyorlar. Oyun oynamayı sevmediğim halde bana evcilik oynattırıyorlar ve ben bebek oluyorum. Çok eğlenceli oluyor. İşte ablacığım, ben hiç eğlenmiyorum. Tamam o zaman kızım, ama akşam erken gel. Eğer geçe kalırım diyorsan ara beni, ben seni almaya gelirim. Çok teşekkür ederim anneciğim, ben kaçtım. Anne, ablamı hiç anlamıyorum. Niyeymiş o kızım? Bence oyun oynamak çok eğlenceli. Ama ablam hiç sevmiyor. Hem ben senin yanında durmayı çok seviyorum. Ama ablam o kadar çok sevmiyor. Hadi kapıya bakalım. İlk ben açacağım. Ben. Ne oynamak istersiniz? Ya aslında ben evcilik oynamak istiyordum. Ama ablam neden burada değil? Evet, keşke ablan da burada olsaydı. Ablam arkadaşına gitti. Çocuklar, size pasta ve meyve suyu getirdim. Alın bakalım. Teşekkürler anne. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Yumak, hani ödevini tamamlayacaktın sen? Evet. Şimdi yapıyorum anne. Sen ödevini daha yapmadın mı? Hayır. Ama yaparım birazdan. Ya ödevimi sen yapar mısın? Ben mi? Evet. Sen tüm cevapları biliyorsundur yaptığın için. Benimkisini de yapar mısın? Evet. Ödevi yap da hemen oyun oynayalım. Tamam madem. Hadi ödev kağıdını ver. Hemen getiriyorum. Biraz yamuk yaz. Benim yazıma daha çok benzesin. Tamam. Üf, çok sıkıldım. Bitti mi? Hayır. Bir tane sorunun cevabını hatırlamaya çalışıyorum. O zaman peki şimdi bitti mi? Hayır. Peki şimdi? Hayır. Şimdi de bitmedi değil mi? Heh, bitti. Heyo. Çok teşekkür ederim. Hadi kağıdı ver de anneme göstereyim. Annene gösterme. Neden ki? Anlar o. Nereden anlayacak ki? Ya anneler bir şekilde anlar. Anlamaz ya. Hadi sen kağıdı ver. Anneciğim, ödevimi bitirdim. Geliyorum. Bakayım. Çok da güzel yazmışsın. Aferin. Hadi bakalım, şimdi oyun oynamayı hak ettin. Heyo. Bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Tamam. Hiçbir şey olmadı işte. Ya keşke sen yapsaydın. Annene yalan söylemen hiç iyi olmadı. Orası öyle tabii. Ama ilk önce oyun oynamamız lazım. Yaşasın, hadi oyun oynayalım. Yalnız orası ablamın yatağı. Ben üstüne zıpladığını görürse daha çok kızar. Of ya. Geç kaldım. Teneffüs boyunca neredeydin sen? Rehber hocası sınıflara duyuru yapmam için beni görevlendirdi de onun yanındaydım. He, tamam. Öğretmen geliyor. İyi dersler çocuklar. Hocam ödev vardı. Hatta bu ödevden önemli bir not verecektiniz. İkizlerin yine çalışkanlığı tuttu. İyi de senin ödevin zaten eksik değil ki, niye korkuyorsun? Ya tamam, ben ödevi yaptım. Daha doğrusu sen yaptın. Ama yine de haber vermeseydi iyiydi. Niye söylüyorlar ki? Tamam, o zaman artı eksi listesi kimdeydi? Ben de öğretmenim. Tamam, buradan başlayalım. Ödevlerinizi çıkarın bakalım. Ben nerede unuttum öğretmenim? Ben de yapamadım. Tamam, ikisine de eksi. Acımasız bir hoca ya. Yapamadım diyorum, yapmadım demiyorum ki. Dün misafir geldi, o yüzden yapamadım. Aferin ikinize de, hem de tam yapmışsınız. Teneffüste yanıma gelirse kantinden bir şeyler ısmarlayacağım. Teşekkürler öğretmenim. Dedim sana kimse anlamayacak evet, diye. Evet, bakıyorum ki sınıftan sadece 5 kişi ödevini çok yapmış. Güzel. Tamam. Çantaları araya koyun, şu an yazılı olacaksınız. Yazılı mı? Ama önceden haber vermediniz öğretmenim, o yüzden çalışmadık ki. Eğer verdiğim ödevi yapmış olsaydım bugünkü sınava hazırlanmış olurdun. Eyvah, ben ne yapacağım? Ödevi ben yapmadım ki. Hiçbir konuyu bilmiyorum. Ben sana dedim ortaya çıkacak, şimdi ödevini yapmadın. Ya of ya. Yedek sevgisi olan var mı? Benimkisini kullanabilirsin. Şişt çocuklar, biraz sessiz olun. Ya of ya. Yumak, sen ödevinde bu tip soruları yapmıştın. Soruları dikkatli okursan hepsini yaparsın. Evet öğretmenim. 15 dakikanız kaldı. Keşke.
Keşke ödevimi ben yapsaydım. Şimdi annem de anlayacak sınavdan düşük aldığımda. Ben hiçbir şeye karışmıyorum. Of. Gönderdiğim işlerden dolayı